Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. Lazer yazıcılardan çıkan mürekkep tozlarının zehirli olduğu ve insanlara zarar verebileceği kanıtlandı. Büro çalışanı, şu anda 43 yaşında olan Hauman, plus-minus programına yaptığı açıklamada merdivenleri çıkamadığını söyledi. Onun akciğer problemi var ve yorucu bir iş yaptığında oksijen maskesi takmak zorunda. Hauman çalışamıyor o 3 yıl öncesine kadar hemen hemen yanında lazer yazıcısı bulunan bir büroda çalışıyordu. Her gün 2000 sayfa basıyordu. Bastığı kağıtlara okurken parmakları siyahlaşıyordu. En kötüsü ise giderek artan öksürüğün yarattığı rahatsızlıktı. Tüf bilirkişi heyeti hastalığın yazıcıdan çıkan tozlardan kaynaklandığını onayladı. İkinci bilirkişi ise mürekkebin mesleki hastalığın sebebi olduğunu düşündüğünü belirtti. Lazer yazıcıdaki mürekkep yüksek sıcaklıkta kağıda yapıştığında tartışılan tozlardan bile küçük olan milyarlarca yurusol soğunum yollarına gidiyor. Profesör Michael Braungart bu mürekkep içinde kanserojen ve genetiği değiştirebilecek sağlığa zarar veren oldukça fazla madde var dedi. Federal hükümet geçtiğimiz yıl hava kirliliği ve ince tozların tehlikesine karşı yaptığı uyarıda lazer yazıcılar özellikle tehlikeli olan ultra ince tanecik boyutundaki partiküla maddeyi serbest bırakıyor diye yazdı. Ancak birkaç ay sonra bunu kaldırdı. Neden? Her baskıda havaya karışan milyarlardan fazla partikül var. Bunu yazıcının üstüne yapıştırılacak mavi melek etiketinin yutması mümkün değil. Bakanlık için iki araştırma komisyonu oluşturuldu. Bunlardan birisini Yazıcı Üreticileri Birliği, diğerini ise Meslek Hastalıkları Sigortası finans etti. Profesör Michael Braungart bunların her ikisi de bir grubun çıkarını temsil ettiğini vurguladı. Bunlardan birisi ürettiği yazıcılarla insanları hasta ettiği için sorumluluk almak zorunda olan, diğeri de bu insanlara acı parası vermek ve meslek hastalığı olduğunu oynamak zorunda alan sigorta. Bu kesinlikle bilimsel değil. Bu durumdan etkilenen Anya Hauman olayı büroda lazer yazıcı, dizel motor ve ben de gönüllü filtreyim cümlesiyle özetledi. Kadın örgütlerinin karşı çıktığı müftüleri de evlendirme memurları içine alan nikah kıyma yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi muhalefet ve kadın örgütleri dinsel kökenli ailenin kutsallığını kabul ediyor. Ancak kutsallığın müftü tarafından meşrulaştırılmasına kadın haklarına aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıkıyor. Genç yaşta evliliklerle çocuk yaşta evliliklerle ilgisi yoktur diyen AKP Parti Grup Başkan Vekili Naci Bostancı maddeye yapılan eleştirilere Bizim burada yapmaya çalıştığımız esasen aile kurumunu tahkim etmektir. Aile kurumunu hukuki teminat altına almaktır cevabını verdi. Vesre'de üretim yapan 300 kişinin çalıştığı Zais firmasının 140 işçinin çıkarılmasına 80 işçinin de Oba Kohan'a e nakledilmesine karar verdiği haberi şok etkisi yaptı. Zais grubu sözcüsü plana talebin büyük ölçüde azalmasını gösterdi. Şirket gelecekte servis, onarım ve son montaj çalışmalarını kalan 110 işçiyle yürütecek. Bundan başka üretimin bir bölümünün Macaristan'a taşınması planının da masada olduğu belirtildi. İş yeri işçi temsilciliği ile işine son verilecek 140 emekçinin hangi bölümlerden çıkarılacağına dair pazarlıklar sürüyor. Şirkette çalışanların yaş ortalaması 48. Bu da işsiz kalanların büyük bir bölümünün iş bulma şanslarının olmadığını, ömür boyu işsiz kalacaklarını gösteriyor. Emekçiler aniden 15 milyon euroluk açığın nereden geldiğini anlamadıklarını açıkladı. Emekçiler şirketin durumunun kötü olması durumunda izin parası ve 13. maaştan feragat etmeye hazır olduklarını ifade etti. Böyle bir teklifin yapılmaması işçi çıkarmanın arkasında şirketin rekabet problemi olduğu şeklinde yorumlandı. Zeiss Optik GmbH Vesla'da 19. yüzyılda kuruldu. Firma optik ve optoelektronik cihazlar özellikle de dürbünler, teleskop ve spektroskop üretiyor. Katılan yönetimi bağımsızlıktan vazgeç ultimatumuna uymadı. Katalonya Özerk Bölgesi'ne bağımsızlık ilan edip etmediğini açıklaması için verilen süre doldu. Özerk bölgenin lideri Madrid yönetiminin baskıyı sürdürmesi halinde bağımsızlık ilan edeceklerini açıkladı. Katılan lider Puigdemont, İspanya Başbakanı Rajoy'a yazdığı mektupta Madrid yönetimi eğer kendileriyle görüşmeyi reddetmeye devam ederse bağımsızlık ilan edebileceklerini vurguladı. Katalan Özerk Yönetimi Başkanı eğer İspanyol devleti hükümeti diyalog çağrılarımızı reddetmeye ve baskılara devam ederse Katalonya Parlamentosu uygun görmesi durumunda resmen bağımsızlık ilanı için gerekli süreci başlatabilir dedi. Madrid yönetimi ise cumartesi günü kabineyi toplayarak Katalonya'nın özerkliğini elinden alacak ve bölgeyi doğrudan merkezi yönetim kontrolü altına sokacak anayasanın 155. maddesini işletecek süreci başlatacaklarını duyurdu. Madrid hükümetinin uyarlarına karşın Katalan yönetimi 1 Ekim tarihinde bağımsızlık referandumu yapmıştı. Madrid merkez yönetimi ise katılımı engellemek için binlerce polis görevlendirmiş, oy pusulalarına ve seçim lokallerine el konulmuştu. Katılanların %90'ı bağımsızlık için oy kullanmıştı. Takip eden günlerde Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Puigdemont, Katalanların bağımsızlığa hak kazandıklarını söylemiş ama Madrid'de diyalog kurmak için İspanya'dan ayrıldıklarını ilan etmemişti. Irak'ta Yüksek Mahkeme, Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkan Yardımcısı Resul Ali hakkında ordu birliklerini işgalci olmakla eleştirmesi gerekçesiyle tutuklama kararı çıkardı. Kerkük'te ise vilayeti terk eden Kürtlerin sayısının 100 bine yaklaştığı bildirildi. Doğuşevelle Türkçe Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden yapılan açıklamada pazar gününden bu yana Kürtlerin Kerkük vilayetinden ayrılmaya devam ettiği bilgisi verildiğini açıkladı. Erbil valisi Nevzat Hadi yaklaşık 18 bin ailenin Kerkük'ü terk edip Erbil ve Süleymaniye'ye geçtiklerini belirtti. Bir vali yardımcısının da vilayeti terk edenlerin sayısının yaklaşık 100 bine ulaştığını aktardığı bildirildi. İktidarda Bağdat hükümetine bağlı ordu birlikleri ve Haçlı Şabi ministeri hafta başında Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de düzenlediği bağımsızlık referandumuna tepki olarak Peşmerge kontrolündeki Kerkük'ü askeri saldırı düzenlemişti. Zengin petrol yataklarına sahip vilayet kısa sürede Iraklı güçlerin eline geçmişti. Nürnberget Zeitung, Kerkük nedeniyle Irak hükümetiyle Irak-Kürdistan Bölgesel Yönetimi arasında yaşanan gerginliği ele aldı gazete bütün bölgenin geleceği için artık belirleyici olan Kürtlerin şu ana kadarki koalisyon ortaklarının ihanet olarak gördükleri tavrından nasıl sonuçlar çıkaracağı. Bu noktada Kürtlerin Sünniler gibi başka ortaklar arayıp Alman silahlarının da yardımıyla Bağdat'taki Şiiler ve onların İran ve Lübnan'daki destekçilerine karşı cephe oluşturması akla geliyor. Bu senaryo bölgedeki koşullar açısından alışılmadık bir durum olmasa da Orta Doğu'nun geneli için tam bir korku senaryosudur yorumunu yaptı. Değerli dinleyiciler Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.